İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Bakan, dün Mart ayına yönelik ihracat rakamları açıklandı ve 17.8'lik bir gerileme var. İthalatta %3 civarı bir artış var. Önce bu rakamlarla ilgili yorumlarınızla başlayalım efendim. Buyurun. Şimdi öncelikle koronavirüs bütün dünyada insan hayatını etkilediği kadar sosyal hayatı, ekonomik hayatı, ticari hayatı da etkiledi. Ve tabii bütün dünya gibi biz de bundan etkilendik. Bizim ticaretimiz de etkilendi. Esasında böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük bir başarı. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Biz 2020'ye çok başarılı başladık. Ve Ocak-Şubat ayında Çin'in ihracatı, 2 aylık ihracatı %17'den fazla düştü. Norveç'in %12 düştü, Brezilya'nın %9 düştü. Ama Türkiye'nin Ocak-Şubat ihracatı %4,3 arttı. Yani buna rağmen biz böyle bir dönemde 13.426 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ben bütün iş insanlarımıza, emeği geçen herkese, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum bu doğrultuda. Evet, ihracatımızda %17.8 azalmaya tekabül ediyor. Ama bir taraftan da baktığımız zaman biz temassız ihracatı başlatmış olmamıza rağmen ki geçiş süreci ilk gün 7 araç, ilk hafta 280 araç, bugün ha burada 1342 araca ulaştık. Bizim Irak ticaretimiz şu anda %45 azalmış durumda ihracatımız. İtalya, İspanya'ya %40 azaldı, Fransa'ya %31, İran'a %80, Almanya'ya %16, İngiltere'ye %11 azaldı. Bütün bunlara rağmen ve yakın coğrafyamızda ve bu COVID-19'dan en çok etkilenen 10 ülke, bunlar bizim ihracatımızın %50'sini gerçekleştirdiğimiz ülkeler. Ve toplam ihracattaki bu azalmanın yaklaşık 2.9 milyar, bunun 2.4 milyar doları da %85'lik kısmı bu ülkelerden oluşuyor işin aslı. Yani insanların rutinleri değişti. Kesinlikle. Alışkanlıkları değişti, tüketim alışkanlıkları, yani günlük yaşamları değişti. Buna biz talebin ertelenmesi, talebin ötelenmesi diyoruz. Elbet bu süreçten bütün dünyada çıkacak, biz de çıkacağız. Biz bütün ihracatçılarımızla beraber o güne hazır olacağız. Sayın Bakan, tabii ne zaman tam olarak biteceği bilinmeyen bir süreçten geçiyoruz. Alınan önlemler nelerdir? Bir de biraz evvel temassız ticaretten bahsettiniz, bir takım rakamlar verdiniz. Bu temassız ticaret tam olarak nedir? Mesela ha burada bekleyen 1342 araç var dediniz. Yok, temassız ticaretle doğrusu konteyner ve şoför değişimi ile biz bunu başlattığımız zaman ki 1 Mart'ta hemen biz temassız ticarete başlıyoruz. Bunun için çözüm üretiyoruz dedik. Sınırlar kapatıldığı andan itibaren günde 7 araç yapabildik. Son ilk hafta 283 araç ortalamaya çıktık. Ve dün ilk defa 1342 aracı biz bu şekilde çıkış yapabildik. Peki nedir? Temassız ticaret nedir? Yani şoför mü değişiyor, kamyon mu değişiyor? Tam olarak nedir? Bizim izleyenlerin kafasında temassız ticaret deyince ne? Orada görüntülerde de var. Şöyle, tampon bölge var bizim Irak'la aramızda. Hı hı. Tampon bölgeye kadar araç bizim şoförümüzle geliyor. Buradan itibaren istersek şoför değiştirebiliyoruz. Karşı taraftan şoför geliyor, aracı alıp götürüyor. Tekrar araç geldiğinde biz dezenfekte ederek aracı alıyoruz ve kendi şoförlerimiz gene Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde aracı teslim alıyor. Ya da dorse değişikliği yapabiliyor. Çekicisiyle geri gidiyor, dorseyi bırakıyor, öbür çekici gelip alıyor. Ya da konteynerla aynı işlemi yapıyoruz. Ama temassız olarak bunu sürdürüyoruz. Ve biz aynı işlemi sadece ha burada değil, Kapıkule'de de yapıyoruz. Kapıkule'de biliyorsunuz Avrupa'ya açılan kapımız, burada Türk şoförlerini, Türk tırlarını bizim gümrüklü sahamızda bir tır parkımız var. Orada bu değişim işlemini yapıyoruz. Yabancı tırları da gene tampon bölgede yapıyoruz Bulgaristan'la aramızdaki.
Onlar da gene Dorse, konteyner ya da şoför değişimi yoluyla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz 18 Mart'ta 46 ülke daha yasak kapsamına alınınca bir anda orada biz 20 Mart'ta bu şoför değişikliğine başladık ama 50 kilometre kuyruk yığıldı. Sonra hepsi tampondayken bir kendi gümrüklü sahadaki tır parkına geçtik, çektik kendi araçlarımızı. Cuma'ya kadar 15 kilometreye inmişti. Hafta sonu da o kuyruğu bitirdik. Şu anda bir kuyruk yok. Hedefiniz nedir? Yani günlük veya haftalık ne kadar kamyon bu şekilde yük getirebilir, alabilir? Böyle bir hedef belirlediniz mi? Bizim standardımız var zaten. Bizim Irak'la ticaretimizde 1500-1700 tır çıkışımız var ortalama. Biz 1342'ye ulaştık. İnşallah 1500'e de ulaşacağız. Kapıkule'den de 2017'de günde 700 araçtı buradan çıkan. Sonra biz onu 900'e, 1200'e kadar çıkardık. 1150-1140 civarlarında en fazla 1200'ü gördük. Şu anda da 1138'e kadar da ulaştık orada. Bu bana çok yabancı bir konu. O zaman şu mümkün mü? Yani temassız ticaret, normal ticaretin belli oranda mesela 80-85'ini ikame edebilecek duruma getirebiliyor mu bizi? Bizim amacımız tamamını ikame etmek ama sadece bu karayolu nakliyesiyle olmaz. Zaten Türkiye'nin ticaretindeki en büyük zafiyetlerden birisi bizim dış ticaretimizin sadece %1'i demir yollarıyla yapılıyor. Ama şu anda mesela İran'la bizim aramızda tampon bölge yok. Biz bu sorunu arada Kapıköy'den demir yoluyla yapıyoruz. Bizim lokomotiflerimiz vagonları itiyor. İran tarafından lokomotif gelip çekiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunu iki katına çıkarabilecek durumdayız. Ama hala iş dünyasından bize Gürbulağı da açın, Esendere'yi de açın, Habur gibi yapın. Orada öyle bir imkanımız yok. Ama demir yollarında iyi kullanmak, efektif kullanmak durumundayız. Şu anda 80 vagonla yaklaşık 160 tır günlük nakliyemiz var. Bugün sabah tekrar konuştuk. Mersin'den gidecek olan sebze, meyveler var. Onları da Kapıköy üzerinden Ulaştırma Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla da koordine halindeyiz. Van Gölü geçişlerini, feribotları artırdık. Yolun güvenliğinde hiçbir sorunumuz yok. Ve biz dün de STK temsilcileriyle, iş dünyasının başkanlarıyla yine video konferans yoluyla her zamanki istişare toplantımızı yaptık. Ben kendilerinden de bu yönde destek istedim. Artık demir yollarını artırmamız, demir yollarına ağırlık vermemiz lazım. Aynı şekilde İran üzerinden Orta Asya'ya giden ticaretimizin %50'si İran üzerinden gidiyordu. İran'a bizim tırla ortalama 94 bin araç yılda gidiyor ama 36 bin araç da Orta Asya'ya gidiyordu. Biz bu 150 vagona çıkardığımız zaman günlük 300 tırı zaten sağlıyoruz. 36 bini de günlük 100 tır artışı biz Sarp Türk Gözü Çıldıraktaş kapılarımızdan sağlamış durumdayız. Ama aynı zamanda bizim Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattımız var. Şimdi Türkmenistan girişleri kapattı. Biz Gürcistan ve Azeri muhataplarımızla da işbirliği halinde çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Avrupa tarafında da öyle. Bu demir yolunu daha fazla kullanabiliriz. Şu anda 40 vagon, 60 vagona çıkarma için hazırız demir yollarıyla, Ulaştırma Bakanlığı'yla. İki trene de çıkarabiliriz. Yani bunun 2500 ton olan kapasitesini 6000 tona çıkarmak için biz bugün hazırız. Yeter ki yük oraya gelsin. İnsanlar biraz karayolu alışkanlıklarından demir yollarına kaymalılar. O zaman bu salgın belki de Türkiye'nin ihracat çeşitliliğini ulaşım anında değiştirmeye tabii, vesile olacak. Tabii tabii Allah'ın izniyle. Oluyor zaten. Şu anda biz başladık. Mesela Halkalı Kapıkule hattımız var. Yılda 35.800 vagon. Onu hemen 50.000 vagona çıkarabilecek durumdayız. Gene Çerkezköy'den Plovdiv-Filibe'ye giden bir demiryolu hattımız vardı. Sade gece yarısı bir seferi vardı. Onu öğleden sonra saat 14'te bir sefer daha koyduk. Bunları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bunun dışında bizim Fransa'ya ve İtalya'ya Türkiye'deki 5 limandan Ro-Ro seferlerimiz var. İtalya'ya Trieste Bari limanlarına yılda 170 bin, Fransa'da Toulon ve Sète limanlarına yılda 50 bin araç gönderiyoruz. Şu anda onu da şoförsüz ve çekicisiz olarak Dorse gönderiyoruz. O ülkeden kendi çekicileriyle gelip alıyorlar.
Rorolar geldiği zaman bizim limanlarımıza her türlü güvenlik tedbirlerimizi de aldık. Sağlık tedbirlerimizi, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda mürettebatın karaya inmesine izin vermiyoruz. Dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Kendi çekicilerimizle, bu filmlerde de gözüküyor zaten, çekicilerimizle gidip alıyoruz. Sonra tekrar dezenfekte edip yükümüzü yüklüyoruz. Sayın Bakan, şunu sormak istiyorum. Şimdi %17.8 bir gerileme var. Peki ihracat alanındaki bu daralma en çok hangi sektörleri etkiledi ve alınan tedbirler neler onları ayakta tutmak için? Tabii. Şimdi ihracat alanında şu sektör diye ayrımını yapmak bu aşamada artık çok doğru değil. Belki ilk an etkisi olabilir ama bütün sektörler öyle veya böyle etkileniyor. Ben size şu anda sadece Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler söyleyebilirim. Burada da başta otomotiv ve hazır giyim sektörü geliyor. %31 oranında etkilendiler. Bunun dışında demir çelik %23, elektrik ve elektrikli eşya, elektronik eşya, beyaz eşya ve kimya %17 etkilendi. Makina ve tekstil ham maddeleri de %13 civarında etkilendi. Alınan tedbirler desteklemek amacıyla. Bununla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 18 Mart'ta ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı ve öncelikle etkilenen sektörler ve bunun yanında tabii turizm etkilendi, sivil havacılık etkilendi, esnaflarımız bu dönemde çok etkilendi. Bunlarla ilgili birçok paket açıklandı. Ama izin verirseniz ben biraz esnaflara değinmek istiyorum burada. Çünkü onlarla ilgili gerçekten çok önemli adımlar atıldı ama esnaflarımız belki yeterince kullanamamış olabilirler. Cumhurbaşkanımız bir kere her zaman esnafın hamisi oldu ve bu doğrultuda da talimatlarını verdi. Sayın Hazine Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Hiç bu doğrultuda bizi geri çevirmedi. Çalışmalarımızı o doğrultuda koordinasyon içinde yürütüyoruz. Şimdi bizim TESKOP üzerinden esnaflarımızın kullandığı krediler var. %50 piyasa faiziyle. Öncelikle bu kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerini ötelendi faizsiz olarak. Arkasından yine esnaflarımıza yönelik Halk Bankası üzerinden 25 bin liralık nakit kredi ve bu kredinin 6 ay ödemesiz, faiz ana para ödemesiz, 36 ay vadeli %4,5 faiz oranıyla bir kredi. Ve bu banka, Halk Bankası'yla da biz temas halindeyiz. TESKOP'la da temas halindeyiz. Buralara kredi için başvuran esnafımızdan hiçbir belge istenmiyor. Kimliğiyle gidiyor. Çünkü bunlarla ilgili tüm bilgileri bizim bakanlığımızda esnaf bilgi sistemimiz var. ESBİS. ESBİS üzerinden alabiliyorlar. Esnafla ilgili isteyecekleri bütün belgelere oradan ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla kimliğini alıp gidebilir. Sadece biraz yığılma var. Belki orada bir randevu protokolü mü uygulanıyor? Onu herhalde Halk Bankası daha rahat koordine edecektir, ediyordur. Bu doğrultuda Halk Bankası Genel Müdürüne de teşekkür ediyorum. Bize çok her zaman işbirliği içinde oldu. Bunun dışında 25 bin liraya kadar da kredi kartı limiti tanındı. Bunda da 3 ay ödemesiz süresi var. 12 aya kadar ödemeli süresi var. Bunun dışında aylık geliri 5 bin liranın altında olanlara 10 bin liralık 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeli bir kredi daha önerildi. O da şu anda çalışıyor sistem üzerinden. Onun dışında işe devam kredisi. Bu işe devam kredisi de %7,5 faizli. Ve 6 ay ödemesiz 36 aya kadar ödemeli. Ama tabii devletimizin bir şartı var. Bunlardan yararlanmak için istihdam koşullarını sağlayacaksın. Herhangi bir işçi çıkarmayacaksın. Bu da fazla bir şey değil. Bununla ilgili kısa çalışma ödeneği verildi biliyorsunuz. Bunun dışında yine hem bu etkilenen sektörlerimize hem esnafımıza işe devam kredisi de aynı şekilde öncelik KOBİ'lerde olmak üzere muhtasar KDV ve
Sosyal Güvenlik Kurumu primleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için 6 ay süreyle ötelendi. Bunun dışında meclisten 24 Mart itibariyle Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'nın koordinasyonunda çeklerini ödeyemeyip hapse düşenlerle ilgili bir kanun çalışması yasalaştı. Burada da hem ödeme imkanı veriyoruz borçluya hem de alacaklıya tahsil imkanı vermiş olduk. Bunun yanında sicil affı da sağladık ki insanlar bir yerden sonra devam edebilsinler. Ayrıca bu Ocak, Şubat, Mart döneminde ödeme güçlüğüne düşen, temerrüte düşen iş insanlarımızın da siciline işlenmemesi için bu dönemin mücbir sebep olarak tanımlanması sağlandı. Gene bunun dışında çek ödemelerle ilgili yeni bir kredi paketi daha açıklandı. O da %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz, 12 ay ödemeli. Yani iş dünyasının mağdur olmaması için devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kararlılığında, Hazine Maliye Bakanımızın koordinasyonunda, bütün bakanların işbirliğiyle gerçekten çok ciddi tedbirler aldık. Şunu soracağım, pardon. İş dünyası mağdur olmasın ama halkımız da mağdur olmasın. Tabii. Burada şunu soracağım. Zaten bu halkın mağdur olmaması, istihdamın da sağlanması. Haklısınız. Bu paket aynı zamanda halka hizmet eden bir paket. Dün fahiş fiyatla satış yapan bir takım firmaları teşhir ettiniz. Benim notlarıma göre 198 firmaya 10 milyon lira ceza kesilmiş. Verilen cezalar caydırıcı mı? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla en büyük ceza 104 bin lira. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ama sorum şu, verilen cezalar caydırıcı mı? Eğer aynı davranışı tekrarlarsa o zaman ne yapacaksınız bakanlık olarak? Şimdi öncelikle biz bu cezaları reklam kuruluyla, kararıyla veriyoruz. Gerekçeli kararı dün açıklandığı için biz onları da dün yayınladık. Her zaman böyle yapıyoruz zaten. 81 ilde de bu denetimlere başladık. İlk denetimimizde 3 Mart'ta bir toplantımız oldu. Orada 9 firma, 13 firmadan 9 firma uyguladık. İkinci denetim sonuçları da, çünkü bizim 14 gün savunma tanıyoruz firmalara. Bu savunmaları aldıktan sonra reklam kurulunca inceleniyor. Burada 19 tane üyesi var. 10 tanesi kamudan ve o kamunun ikisi bizim bakanlığımızdan, 9 tanesi de STK'lardan. Buradaki reklam kurulunun müşterek kararıyla savunmalarına bakılarak alıyor. Yani biz önümüze gelene ceza kesmiyoruz. Gerçekten fiili olarak bu fahiş fiyat uygulaması yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Sadece bunlara ceza kesiliyor. Şu anda yaklaşık 7400 firma daha inceleme altında, savunma istedik biz. Bunlarla ilgili de ilk toplantısı reklam kurulunun 14 Nisan'da yapılacak. Eğer ki tekrarlarsa bu davranışları... Tekrarlarsa 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Bizim yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz. 10 katına verebiliyoruz bir daha aynı firma tekrarlarsa. Alışveriş artık sadece dükkandan dükkana değil, bir de sosyal medya üzerinden, internetten alışveriş var. Ve COVID-19 test kitleri satışı var. Bildiğim kadarıyla denetimsiz. Bu, yanılıyorsam siz düzeltin. Bu konuda ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Esasında bu tip cihazların ithalat denetimlerini Sağlık Bakanlığı yürütüyor. Biz yeni bir önlem daha aldık Sağlık Bakanlığı'yla ve İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'yla konuşarak. Her ithalatta onların ön onayının alınması şartı getirdik. Onların onayladıkları cihazlar ithal edilebilecek bundan böyle. Peki ama test konusu söz konusu olduğunda bunun denetimini nasıl yapabiliyorsunuz? Orada da tamamen Sağlık Bakanlığı'nın. O konu Sağlık Bakanlığı. Tamam. Peki maske ihracatı, peki bu konuda da bir ön izin talebi olmuştu. Ona rağmen hala ihracat yapan firmalar var mı sizin tespit ettiğiniz? Bu konudaki araştırmalarınızın sonucu nedir? Esasında Türkiye maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke. Tabii bu dönemi kötüye kullananlar oldu. İşte fahiş fiyatlardan da görüyoruz maalesef. Ve biz Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde biz ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığımıza verdik. Sağlık Bakanlığımızın da siz de duyuyorsunuz konuşmalarında ve bizim de bilgimiz dahilinde herhangi bir tedarik sıkıntısı yok.
Normalde bunlar eczanelerde ilaç tıbbi cihaz kurumuyla beraber satışı gerçekleştiriliyor. Ama bizim bakanlığımızın şimdi bir çalışması var. Biz bunun halkın ulaşılabilir olduğu noktalarda inşallah satışını gerçekleştireceğiz. Bu konuda bir çalışmamız var. Şimdi ama halka evde kal diyoruz. O zaman ne olacak mesela polis veya kolluk kuvvetleri vasıtasıyla mı bu satış gerçekleştirilecek? Ekmeğini nereden alıyorsa ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın eczaneden ilacını alıyor. Yani onun daha rahat ulaşabileceği başlangıç inşallah. Olarak bu projenin başlangıcı olarak bir tarih tespit ettiniz mi? Onu kesin olarak daha sonra size bilgi verelim. Daha sonra. O zaman şu soruyla devam edeyim. Etil alkol, tek kullanım maske onu sormuştum ve solunum cihazlarında gümrük vergileri sıfırlanmıştı. Evet. Bu kararların etkisi ne oldu? Şimdi tamamen bunlar Sağlık Bakanı'nın ithal ettiği ürünler. Biz sadece ithalinin önünü açtık. Aynı zamanda piyasada bulunamama ihtimaline karşılık bu ürünlerin. O zaman o konuyu Sağlık Bakanı'na konuşacağım. Peki bir de ticaret akademisi söz konusu. Sanal Ticaret Akademisi. Nedir? Tam olarak katkısı nedir böyle bir ortamda? Esasında biz Sanal Ticaret Akademimizin lansmanını 5 Mart'ta yapmıştık. Çok güzel bir program. Siz de vakit bulur bakarsanız eminim hak vereceksiniz. Biz burada iç ticaret, dış ticaret ve girişimcilik olmak üzere 3 ayrı eğitim veriyoruz. Ve buradaki eğitimlerimizi her kademeden eğitim seviyesine göre tasarlandı. Tam bir akademik program ve bunun sonunda da sertifika veriyoruz. Hatta ileri derecede de sertifika verebileceğimiz konuları var. Ben herkes için ve çok basit bir anlatımla, animasyonlarla anlattık. Evde bulundukları süreyi en iyi değerlendirebilecekleri bir ortam. Ve ben kullanıcılarla da zaman zaman konuşuyorum. Heyecanla takip ediyorlar ve çok hızlı ilerlediklerini söylüyorlar. Şu anda bizim 12 bin kullanıcımız var. Yaklaşık zannediyorum 600-700 kişiye de sertifika verdik. Bir hedefiniz var mı? Şu kadar bin kişiye ulaşmak istiyoruz vesaire yoksa... Türkiye'ye açık. Çünkü her eğitim kademesine açık. Ek bilgileri var. Daha ileri düzeyde de var. Daha başlangıç seviyesi de var. Her eğitim kademesine açık. Mutlaka bilgilerini pekiştirecek fikri olup iş kurmak isteyenler olabilir. Bir işi olup onu geliştirmek isteyenler olabilir. İhracat yapmak isteyenler olabilir. İhracatın önündeki hangi ülkede ne engeller var onları görmek isteyenler olabilir. Gümrüklerle ilgili ne hakları var, ne yaptırımları var bunları öğrenmek isteyebilir. Hepsi bizim bakanlığımızın Ticaret Akademisi kapsamında mevcut. Sanki biliyormuşuz evde kalacaklarını. Çok güzel bir hazırlık oldu. Bence çok iyi bir program. İyi değerlendirmek lazım. Bizim bakanlık olarak ayrıca TİM üzerinden üniversite öğrencilerine burslar veriyoruz. Türkiye'nin güçlü olduğu sektörlerde, tekstilde, hazır giyimde, bunun dışında maden ve jeoloji mühendisliğinde, deride. Öğrencilerimizin bu burs imkanlarından da mümkün olduğu kadar yararlanmalarını istiyoruz. Bunlara başvurmalarını, bu imkanları biz devlet olarak yanlarındayız. Ve dün bizim STK'larla yine dün bahsetmiştim, toplantımız oldu. Burada TOP Başkanımız, TESK Başkanımız, TİM Başkanımız, DEİK Başkanımız, MÜSİAD Başkanımız, TÜSİAD Başkanımız, Müteahhitler Birliği Başkanımız ve YASET Başkanımız da var. Biz hem içinde bulunduğumuz koşullarda hangi sektörün ne kadar etkilendiğini, neye ihtiyacı olduğunu buralarda tartışıyoruz. Onları not alıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak da ilgili bakanlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Artı bir de yeni bir çalışma platformu kurduk. Bu pandemi devam etmeyecek, bitecek. Biz buna nasıl hazırlanmalıyız? Burada hangi alanlarda nasıl aktif olmalıyız? Bununla ilgili de bir çalışmalar yapmalıyız ki Türkiye'nin üretim kapasitesi meydanda, kalitesi meydanda, dinamik gücü, genç nüfusu, eğitimli nüfusu yeterince de dinlenmiş olarak yeni bir ivmelenmeyle inşallah pandemiden sonra da
nasıl bir sıçrama yaparız? Artık bunu konuşacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, ben soruları yanıtladınız. Sağ efendim olun. Yayın konuğumuz Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'dı. Vaktimiz el verdiğince sorularımızı yanıtladı. Görünen o ki salgın sonrası birçok şey gibi ihracatta da her şey eskisi gibi olmayabilir. Mesela Bakan Hanım bunun bir işaretini verdi. Demir yollarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Sağlıklı günler dileğiyle.